Evet, Pakistan herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, altında hareket, özellikle gram altında hareket gayet olumlu gelişiyor. Senaryomuz çok güzel çalıştı. Senaryomuza göre bahsetmeye çalıştığım 525 üzerinde 530 denemesi hemen hemen gerçekleşti, 531. Bu noktaya baktığımızda çok önemli tarihi dirençler olarak karşımıza çıkıyor tabii ki. Özellikle 480 seviyesinden gelmesi ihtimalini konuştuğum yükselişin ilk etabı gerçekleşti. Şimdi ilk etabı derken ne demek istiyorum? Bu yükselişin ana dinamiği ister istemez dolar-tl. Şimdi dolar-tl'de öyle rakamlar konuşuluyor ki arkadaşlar. Dolar-tl'de biliyorsunuz yani doları yukarıya söylemek yasak. Öyle bir şey var. Ne derler? İnsanlarda maalesef korku var. Ama doların yukarıya gitmesi için elinden gelen her şeyi yapmak serbest. Böyle bir şey yok tabii ki. Sonuçta dolarda şu anki rakamları, piyasada konuşulan rakamları duyunca insan hakikaten neredeyse 2000 18 Ağustos'taki rahip krizinden bu yana söylenen yani 7-20'den beri söylenen 41 ay olmuş dolar bunca beceriksiz yönetime, bunca beceriksiz girişime rağmen onu dahi görememiş. Nerede? 9'un daha yeni bu hafta üstünü gördü. 9'un daha yeni bu hafta üstünü gördü. Yani bugünkü tepeye düşündüğümüzde %28 yapmış 41 ayda. Şimdi tabii ki bakın 7-20'den beri 10 olacak deniyor. Yani 7-20'den beri ya 10 olacak denmiyor tabii ki. 12, 15, 20 tutturabilen 10, 12, 15, 20 bunları söyleyenlerin hepsi zerre kadar teknik analizden anlamıyorlar. Ki teknik analiz dediğimiz şey asıl fiyatı gösteren fiyatın nereye gidebileceğini gösteren bir analiz yöntemidir. Ama konuşanların %99,9'u yani 10 olacak, çift taneye gidecek, 12 olacak, 15 olacak, 20 olacak diyenlerin %99,9'unun işkembeyi kübradan attığı benim canım öyle istiyor. Ya burada bu rakamı söylediğimde herkes beni izlesin. Nasıl olsa kitlelerin bugün döviz tevdiat hesapları, döviz hesaplarına bakıldığında vatandaşın tarihi zirvede olduğu bir noktada tabii ki bu kitleyi kendine çekip izletmek anlamında da bu söylemler başarılı oluyor. Adam teknik analiz yapmayı bırakın, bilgisayarı açmayı bilmeyen insanların vermiş olduğu rakamlar bunlar. Kendini ekonomist diye de uzman olarak da açıkçası tanıtan insanlar bunlar. Dolayısıyla vermiş oldukları rakamlar gerçekten ama gerçekten trendin sonundaki coşkuya göre coşku veren trendin sonundaki dipte ki süreçte korkuya göre korku veren açıklamalar bunlar arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Ben gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. Diplerde bir rally olabileceğini, artık ulaşıldığını, düzeltme gelebileceğini söylediğim dönemler. 7-20'ye geldiğinde de zaten artık 5'lere gelebileceğini söylediğim dönemler. Bakın 7-20'deyken 10'lar konuşulurken, 12-15'ler konuşulurken 5'e gelebileceğini söylüyorum ve 5'e geliyor. 5'ten sonra da diyorum ki tamam artık buralar dip. 5'e geldiğinde de aynı tayfa yok 4'e gelecek, yok 3'e gelecek dediğini duyuyoruz. Neyse sonuç itibariyle daimi boğaların şimdi piyasada iki tür aktör var. Daha doğrusu aktör de demeyeyim ama modelleyen bunları modelleyen papağanlar var diyelim daha doğrusu. Fiyatlar zirvedeyken 10'u 12'ye 15'e 20'ye gidecek diyenler fiyatlar dipteyken 5'teyken 4'e 3,5'a gelecek diyenler.
aynı zamanda aynı dalgalanmalara, aynı zaman içindeki süreçlere baktığınızda aynı şeyleri görebilirsiniz. Dolayısıyla geçen yıl bu zamanlar 8,5'u gören dolar yine çift taneye gelecek. 12 olacak, 15 olacak, 20 olacak dedikleri süreçten sonra nereye geldi? Bakın 6,80'lere kadar geldi ki benim senaryom buydu zaten. Ha buradaki özellikle 5,40'tayken de 2020 Mayıs'ta 7,20'yi tekrar görecek dediğim süreçte bunu izleyen herkes, yani bizi takip eden herkes hatırlayacaktır. Yani ilk 5'ten itibaren şu rally, sonra düzeltme, sonra tekrar 2020 Mayıs'ta tepe yapıp sonra düzeltme. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Daimi boğalar dolar 4'ün üzerine çıktıktan sonra bu süreci söylediler. Şu süreci söylediler. Daimi boğalar şu düşüşü yakalayamadılar. Daimi ayılarsa doların daha da aşağı düşeceğini, 5'ten 4'e 3,5'a düşeceğini söyledikleri döne ben dip yaptığını, yukarı olabileceğini, hatta orta uzun vadede 7,20 tekrar görebileceğini, sonra bir düzeltme olacağını, düzeltmenin biraz daha uzun süreceğini düşündüğüm dönem ben burada yanıldığımı zaten söyledim. Ama şu rally de bir belli bir noktadan sonra tamam dedik. Belli ki 8'lerin üstüne gidiyor. Sonrasında tekrar iyi bir düzeltme. 6,80 beklediğimse düzeltmeydi bu. Sonrasında tekrar artık bundan sonra hatta benim dip dediğim süreçte bir takım gelişmelerle birlikte biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle birlikte kopan hareketler. Bu süreçte borsa ile ilgili de yapmış olduğum çalışmalar bu tabloyu desteklemişti. Şimdi 8.80'lerden sonra beklediğim 8.39, 8.29 sonra şu tepki yükselişi 8.50'nin üzeri benim için 8.60, 8.58'in üzeri benim için çok teknik olarak bir şey ifade etmiyordu. Ama bunun üzeri ben beklemesem de şunu söylüyordum 9.30'a kadar, 9.25, 9.30'a kadar yolu var demiştim ki şu an oraya geldik. Şimdi bugünlerde yine ne konuşuluyor? Şimdi neden bunu buradan böyle anlattım? Arkadaşlar bakın. 7.20'deyken 10'lar, 12'ler, 15'ler konuşuluyordu. Yine aynı şekilde 7.20 geldiğinde bu konuşuluyordu. Aynı rakamla 10, 12, 25 neyse artık. Yine 8.30'a geldiğinde aynı rakamlar konuşuluyordu. Yine şu bölgeye geldiğinde gene piyasanın üst hatları denen entelektüel sahtekarlar yine bir şey gerçekleşmedi. Şimdi tabii bunca beceriksizliğe, bunca şeye rağmen aslında siz şu düşüşleri söyleyen kişilere, şu düzeltmeleri söyleyen kişilere, zaten dediğim gibi biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi özellikle döviz, tevdiat hesaplarının döviz stoklarının mevduat hesaplarının tarihi zirvede olması bir şekilde onlar çözülmediği sürece bu trend yoluna devam eder. Çünkü kötü yönetiliyor, kötü bir gecede kararlar alınıyor tarzında beklentilerin çok doğal olarak tabii ki arkasından sürpriz yükselişler geliyor. Yani daimi bir TL karşısında yükselen döviz kuru söz konusu. Bunu biz de biliyoruz yani dövizin. Ama kardeşim 7.20'den beri 10'lar, 12'ler, 15'ler gibi her yükselişte 10 geliyor, 12 geliyor, 15 geliyor, 20 geliyor. Şimdi ne konuşuluyor onu söyleyeyim. Şimdi panik halde insanları yine 11'ler, 12'ler demeye başladılar. Şimdi bu noktadan bakınca benim kanaatim artık yine bakın biraz önce çizmiş olduğum o tepelerdeki noktaları düşündüğümüzde şu noktaları düşündüğümüzde yine aynı kişiler, aynı teraneyi okuyanlar yine yanılacaklar büyük olasılıkla. Büyük olasılıkla tekrar şimdi
bakın yabancı raporlarına dikkat özellikle. Yabancı raporları çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ben 7.20'den 5'e beklediğim süreçte artık benim için burası dip. Bundan sonra burası dip, sonra kademeli bir şekilde gene bu tepeyi görecektir dediğim süreci izleyenler hatırlayacaklardır. 2018 sonu 2019 başı gördük. O günlerde yabancı raporları çıktı. Dendi ki 4 hatta 3.5'a gelebilir. Bakın bunlar konuşuldu. Çünkü Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisi içinde belli bir noktadaydı. Ama bugün artık G20 içinde bile değiliz maalesef. Belçika bizi geçti. Belçika mıydı? Hollanda mıydı? Yanılmıyorsam. Belçika. Pardon. İsviçre. Bizi geçti. Gayri safi yükselse de dolayısıyla 20'ye yükseldi. Şimdi buradan sonraki süreci düşündüğümüzde dediğim gibi herkesin çok iyimser olduğu bir dönem ve yabancı raporlarının, bakın yabancı raporlarının 4'ler 3.5'ler dediği dönemler, şu dönemler arkadaşlar. Lütfen. Yani buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Tepelerde de tam tersi yukarı raporların verildiği, şurada da özellikle 8.5'larda 10'lar 12'lerin koştuğu ve arkasından gelen düzeltmeler. Yani ben net olarak şunu söyleyeyim. Şu düzeltmeleri hepsini hemen hemen şu düzeltmelerde dahil olmak üzere hepsini yakaladığımı, ama öncesinde de şu tabii ki sadece 2018'deki o rahip krizindeki olayı yakalayamadığımı söylüyor. Şu yükselişleri net bir şekilde paylaştığımı, şu düzeltmeleri de paylaştığımı biliyorsunuz. Ve şuradan da bu bölgede de artık dip yaptığını, bir tepki olabileceğini sonrasına bakacağız. Ne olacak göreceğiz zaman içinde. 7.20'nin üstü sıkıntılıdır ve Merkez Bankası Başkanı değişince bu sıkıntıyı gördük. Ama yine şu günlerde özellikle kurda konuşuyor. Kimse konuşmasa aslında kur kendisi düşecek arkadaşlar. Kimse konuşmasa kur kendisi düşecek. Yani kendi kendine düşecek. Bir şey yapmamak lazım. Şu düşüşte de bakın, o iki kademeli düşüşte bahsetmiş olduğum düşüşte de şu günde 7 Eylül'de dikkat çektiğim bir nokta vardı. Ya arkadaşlar ben buradan bir tepki bekliyorum. 8.50'ye kadar normal. Dediğim günlerde aynı zamanda bir indikatör kullandım. Şu indikatör. Söylem indikatörü. Baktım o günlerde yok. IMF Türkiye'ye 5 milyar dolar hesabına geçecek. Yok efendim mevsimsel olumlu etki. Yok gelişmekte olan ülkelere para girişi. Türkiye ile ilgili bakış biraz olumluya döndü gibi açıklamalarla bu trend başladı. Yani herkes burada iyimser olmaya, yani çok kitle iyimser olmaya başladı. Katı, kemikleşmiş kötümserler ve daimi ayılar hariç tabii ki. Ya da daimi boğalar hariç değil, yükselişlerde olduğu için. Ve şimdi bugünlerde bu noktalar konuşuluyor. Kanaatimce bugün bunu kendi sayfamda da paylaştım. Bakın şöyle Twitter'da daha doğrusu paylaştım. Bugün günlük yorumunda da bahsettim. Dolar kötü senaryoda 9.27. Beklemesen de 9.27'ye gidiyor demiştik. Aylar öncesinde. Bakın beklemesem de diyorum. Yanıldığımı zaten söylüyorum. Ama rakam veriyorum arkadaşlar. Bakın işkembeyi kübradan atmıyoruz. Yani demiyoruz. 10 olacak, 12 olacak, 15 olacak. Yani 11'leri konuştuklar. 11 deniyor şu an için. Ki asla göreceğini zannetmiyorum. Üstünde ne demişiz? 9.40-9.55. Yani ben eğer kötü haberler gelir, kötü süreç gerçekleşecek olursa 9.20'dir. Bence burada doların 9.20'ye gitmesindeki en büyük dinamik şu. Türkiye'nin G20'den çıkarılmış olması. Daha doğrusu çıkarılmış değil. Kötü ekonomik sonuçta maalesef senin kategoriden çıkmana sebep olur. Önce kırılgan beşliden çıkarıldık. Çıktık kötü yönetim. Sonra G20'den çıkmış olduk. Yazık. 9.40-9.55 ihtimali var mı? Var. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi 9.27, 9.40, 9.55. Biraz daha zorlayıp tansiyonu biraz daha zirveye çıktığı zamanlarda 9.40. Eğer 9.40 üzerinde kapanışlar görüyorsak 9.55 maksimum gidebileceği seviye olarak düşünüyorum. HDTR'ye göre ben bunu çıkarttım. Peki onun üzeri yok mu ya? Halil ya yıllardır 10 diyorlar, 12 diyorlar, 15 diyorlar. Bunlar hiç mi bir şey bilmiyor? Ben bildiklerini zannetmiyorum. En azından teknik analiz bildiklerini zannetmiyorum. Çünkü Rubini gibi
Nuril Rubini gibi doğuştan kötümserler tabii ki bunu bekliyor. Ama doğuştan kötümserseniz şu düşüşleri de göremezsiniz, yakalayamazsınız falan filan. Onların işi de değil zaten o. Şimdi 955 üstünde rahip krizine benzer bir kriz olması lazım ki biz 10 seviyesini, 10'un üstünü görelim, 10.63'ü görelim. Bakın 10.63'e kadar potansiyel var. Gideceği en son nokta 10.63. Ama rahip krizi gibi veya herhangi bir siyasi kriz, ekonomik kriz falan filan bir şeylerin de olması lazım. Bunu da şu an için maksimum 9.27-9.40. 9.40'tan sonrası beni biraz daha sanki krize giriyoruz havasına sokabilir. 9.55 üstü günlük kapanışlarda biz 10.10 maksimum 10.60 gibi, yani rahip krizi gibi bir krizin olması lazım ki 10.10-10.60'ı görelim. Ondan sonra da ciddi bir rahatlama gelir, ciddi bir düzeltme gelir. Tekrar 9'ların altını, 8.5'ları, 8'leri konuşuruz orta uzun vadede. Durum bu kadar net. Bunu burada belirtmek istedim. Hikayeden olan rahip krizi hikayesi, rahip krizinin de hikaye olduğunu biliyoruz. Yani bir hikayeden kriz daha uydurmak için 9.50'nin üstündeki fiyatlamalar gelmesi lazım. Bu durum bu. Bunun ötesinde gram altında beklediğim senaryodan bahsetmiştik değil mi? Altında bugün yaşananlara dönüp baktığımızda altında bu geri çekilmenin ben alış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Hala hazırda alış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Ve ons altında salı gününden sonra dikkat diyorum arkadaşlar. Salı gününden sonraya dikkat. Nasıl ki cuma, perşembe, çarşamba, çarşamba gününe dikkat. 4-7 saatlik ciddi bir rally başlıyor dediğim günden itibaren Amerikan enflasyonu. Çünkü o da 4 saat vererek bu rally'yi yakalamıştık biliyorsunuz. Yine salı günü saat 3.30, evet. Salı 15.30, bilmiyorum ne varsa, yani ben sayımımda, grafik sayımımda onu gördüm. Salı günü 15.30'a dikkat diyorum. Ondan sonrası öne açık bir rally başlayacağını düşünüyorum ve bu süreçte herhalde 2000, şöyle söyleyeyim, bakıyorum, 4 ile 5. Nisan veya Mayıs'ta biz ons altında tahmin ediyorum ki 2250 üzerinde 2500'e giden hareketi göreceğiz gibi gözüküyor. Durum bu. Borsalar için beklediğim senaryo harika çalışıyor. Borsa İstanbul için de geri çekilmenin bugün de bir ilk etapta, bakın nereye geldik? 1432'ye geldik. Peki 1432'ye geldiğimizde ne oldu? 1432'ye geldiğimizde ne demiştik? Şunu söylemeye çalışmıştım. Borsa ilk adım gördük. Buradan sonrası kar realizasyonu normal. Bunu Twitter'da kendi hesabımda paylaştım. 1425'e ikinci adımda 1455'e deneme bekliyorum dediğim. Bakın 1400'ün altında şu dipten itibaren beklediğim hareketti. Bu da şu an için gerçekleşti. Ve şu an için dinlenme modundayız. Büyük olasılıkla biz burada duracağız. Belki salıdan itibaren, şöyle bir alayım bir saniye. Bundan tam sayımını yapıp söylemek istiyorum. Evet, burada da salıdan sonra olumlu bir hava göreceğimizi düşünüyorum. Ve borsada da bir süre daha olumlu seyri karşılayacağız gibi gözüküyor. Durum bu. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada İzmir eğitimimiz, kontenjanımız doldu. İzmirli katılımcılarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerle gerek sınıf eğitimi, gerek internet eğitimi, gerek özel eğitim konusunda tüm detaylı bilgilere ulaşmak isterseniz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kapalı devre eğitimlerimize girmek isterseniz, her gün düzenli bir şekilde yaptığım çalışmada izlemek isterseniz biz buradayız, bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım memleket için hayırlı olur. Kur hareketleri, ekonomi gelişmeler, her şey bizim için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.